Evet, hanımefendiler, beyefendiler ve tabii ki çok sevdiğimiz çocuklar. Yaşamın yeni merkezi Teona'ya hoş geldiniz. Bizimle tanışınca son bulur ev derdiniz. Ankara'nın en gözde semti Ümitköy'de. 90 bin metrekarelik bir ormanın içinde, yani gürültüden uzak, şehre yakın. Ufak bir peşinatla gelen tapuya bakın. Nezih bir yaşam Haziran'da başlıyor Teona. Burada hayat başka. Teona, bu akılas. Ormanda bir yaşam first class. Teona, bir başka has. Hayatın tadını alan biraz. Teona. Siz almadınız mı hala? Ben Damla Şentürk. 5. periyot programıyla karşınızdayız. Bugün iki tane konuğum var. Buğra Ersavaş ve Ersin Eroğlu. Espri yapacaktım ama yapmayayım dedim sonradan. Hepiniz hoş geldiniz. Muzağını kulakları çınlasın o zaman. Evet. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok memnunuz sizin kadar önemli, Ankara basketbolu için önemli birisini ağırlamaktan dolayı. Teşekkür ederiz efendim. Sen de hoş geldin Buğra abi. Teşekkür ederim hayatım, hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi, hazırlandık. Bakalım inşallah bu sefer süreyi yetiştirebileceğiz. Evet, geçen hafta biraz sıkıntı yaşadık. Açtık konuları. Bu sene bu programda inşallah yapacağız. Abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk sevgili Buğra. Teşekkür ederiz. Kurucumuz, evet. Ankara'ya getiren çok önemli bir isim Ersin Bey. Size birkaç sorumuz olacak önce. Tabii. Bununla ilgili. Türkiye'de hayata geçirilmesiyle ilgili ne söyleyebilirsiniz Ankara ayağıyla ilgili? Şöyle başlayayım. Öncelikle içinde bulunduğumuz mekanı tasarlayıp, dizayn edip bu fikri geliştiren ve uygulamaya koyan, başta Bülent kardeşimiz olmak üzere, sizlerin değerli katkılarıyla böyle bir televizyon kurulması hakikaten çok değerli bir ürün Ankara televizyonculuğu, Ankara medyası, Ankara spor basını olarak. Ayrıca da ülkemizin spor basını olarak da hakikaten çok güzel bir iş yaptınız. Geleceği çok parlak bir mecrada yürüyorsunuz aslında. Hakikaten internet televizyonculuğu, özellikle gelişen teknolojik yatırımlar sayesinde sosyal medya birçok klasik medyadan daha ön planda bir hayatımızın gerçeği cebimizde, yanımızda, tabletimizde, bilgisayarımızda, evimizde, televizyonumuzda, işte bakır atlar gitti fiber optiklerimizde. Hani eski telekomcu olduğundan dolayı biraz daha aşinayım belki konuya. Çok güzel bir mecrada, çok güzel bir açıyı kapattınız. Hayırlı olsun diliyoruz öncelikle. Tebrik ediyoruz. Her türlü yardım, destek, katkı ne istenirse tabii ki bizler sizin yanında olacağız her zaman. Evet, basketbol, spor geçmişimiz var. Zaman zaman iş hayatımızın yanında sürdürürken iş hayatımız oldu bir anda. Geçmişle birlikte. Bu İstanbul'da, aslında yurt dışında yapılan bir organizasyon uzun senelerdir. Çıkışı Türkiye'ye gelmesi İstanbul'da hayata geçiyor. Sevgili Emre Atalay İstanbul ayağının 7-8 yıl önce kuruyor. Corporate Basketball League, CBL diye adlandırdığımız bu ligin Roma'da bir ayağı var. Moskova'da var, New York'ta var, pek çok Avrupa ülkesinde devam etmekte olan bir lig. Yani nedir bu lig? Bu basketbol ve voleybolda da var kısmen. Ama ağırlıklı olarak basketbolda devam ediyor. Kurumların içerisinde spora gönül vermiş, spor kökenli, basketbol kökenli, eskiden oynamış, oynamaya heves duymuş insanların bir araya getirip kurum takımı olarak kurdukları takımların bu lig altında profesyonel formatta kuralları, gene disiplinleri, federasyonların kurallarına, mevzuatına uygulayarak oynanan bir lig düzenleniyor. İstanbul'da 8-10 takımla başlayıp 50-52 takıma kadar yükseldi bu mücadele. İşte 8-10 grupta birden yapılıyor mücadeleler. İşte burada sayamayacağım kadar çok büyük markalar var. Yani işte Denizbank'lar, Yapı Krediler, Ekol, Henkel, Mercedes, Vodafone, Hava Yolları, işte Ankara tarafında da bunu biz 18 kurumla, 8 ile başlayıp 18 evet, şirket yani, ve takım. Rakam olarak bayağı büyük. Çok, yani. Çok 8 kurumla başladık geçen sene federasyonlarımızın desteğiyle. Özellikle geçen sene federasyon başkanımız Harun Erdoğan'ın da çok büyük katkısı oldu, çok büyük teşviki oldu diyeyim. Bu konuda hala da mevcut yönetimimizin de çok büyük katkısı ve desteği var. Teşvik ediyorlar bizi. 8 takımla başladığımız bu lig artık 17 takıma
ve kurum takımına ulaştı ve normal formatta bir federasyon ligi haline geldi diyebilirim. Takım sayısı çok arttığı zaman fixture belirlemekte falan sıkıntı yaşayacak. Yani tabii aslında zor, kolay değil. Hakikaten federasyon gibi bir yapıya gerek duyuyoruz. Bunu sağlayabilmek için de çok değerli basketbola hizmet vermiş değerli federasyonumuzun eski direktörlerinden lig kurulu direktörü Ahmet Araşan Bey bizim lig kurulu direktörlüğümüzü yapıyor. Yine disiplin kurulu başkanı, yani aynı federasyon formatında ne varsa bizde de bu var. İşte disiplin kurulumuz var, lig kurulumuz var, lig kuruluna başkanlık yapan eski TBF lig direktörü var. Hukuk kurulumuzun başında Ankara Barosu Spor Hukuku Başkan Yardımcısı Serhan Özdemir var, avukat Serhan Bey var. Bu kurulların içerisinde takım temsilcileri görev yapıyor. Biz sadece bu çatıyı kurup adil ve şeffaf yönetmekle mükellefiz aslında ve bu kriterleri herkese uygun ve eşit şartlarda sunduğumuz zaman gördük ki aslında böyle bir ihtiyaç da varmış, böyle ciddi bir yapıya çok büyük şirketlerimiz katıldı. Yani Merkez Bankamız başta olmak üzere Ankara'da işte Aselsan, Roketsan, geçen sene Türkiye Petrolleri, Güven Hastanesi, Ankara'nın çok değerli markaları hep yanımızda oldular. Bu sene bu 7-8 takımda 17-18 takıma kadar yükseldi. Hatta salon kapasitemiz yeterli olmadığı için 4-5 takımımızı da maalesef reddetmek durumunda kaldık. Bir dahaki seneki organizasyona bıraktık. Peki organizasyon, özür dilerim. Organizasyon anlamında siz üzerinize düşen görevleri tamamen dediğiniz gibi federasyon bazlı, federasyonmuş gibi çalışıyorsunuz. Doğru. Oynanan basketbol senin gözünde ne konuda abi? Yani eski basketbolcular var, çok yetenekli var. İsimler var. Evet, evet. Sanırım orada da kıran kırana geçen mücadeleler var. Var. Yani şöyle örnek vereyim. Hani şimdi hakikaten şimdi bakıyorum hem kamu hem özel sektörün temsilcilerinin, kurumlarının olduğu bir lig. Ankara biraz daha değişik bir format oldu. İstanbul hep özel sektör çünkü yani sanayinin, işte ticaretin başşehri diyoruz neredeyse. Ama Ankara biraz daha farklı. Hem özel sektör hem kamu sektörü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun takımı var, işte TKDK Tarım Reform Genel Müdürü'nün takımı var, Türkiye Petrolleri'nin takımı var. Bunun yanı sıra Thales diye bir yabancı Fransız İspanyol firmasının takımı var. TCDD'nin takımı var, bunun yanında işte Bilkent Holding var. Aselsan var, Türk Telekom var, TAI var. Yani çok evet, değişik bir yelpaze var. İşte OYAK var, Denizbank var. Şimdi saymadan geçmeyeyim ben. Savunma Sanayi Müsteşarlığımız da var. Evet. MAN, Alman MAN grubunun firması da bunun içinde. Burada oynayan çok eski basketbol bırakmış yani kardeşlerimiz, dostlarımız, hatta abilerimiz de var aslında. Geçen hafta bir tanesi emekli oldu. Jübile yaptı. Jübile yaptı. Evet, evet. Jübilesini bizim ligde yaptı, öyle söyleyeyim size. Savunma Sanayi Müsteşarlığımızdan bir abimiz. Eskiden oynayan lig oyuncularımızın hani içinde kalan o değişik kıpırtılar burada şeye geçiyor. O hep var hala işte burada spora, basketbola bir şekilde hizmet etmeyi içimizden geldiği için yapıyoruz aslında. Bunlar da böyle organize olmuş. Kendiliğinden doğaçlama gelen bir şeydi aslında. Hani kurguyu güzel yaptıktan sonra bu oyuncular çok büyük keyif alıyorlar. Biz onlarla her hafta röportaj yapıyoruz, söyleşiler yapıyoruz. Çok güzel bir ekibimiz var, tanırsınız işte federasyondan. Gene tecrübeli arkadaşlarımız şimdi bizde çalışıyor. On sosyal medyamızda, pazarlamamızda, hepsinde, altyapımızda bu arkadaşlarımızla bir ekip oluşturduk aslında. Belki de bu başarı ve bu hani %150 takım artışı, kurum artışı, potansiyel artışı bundan kaynaklanıyor diye biliyorum. Ama siz de kendinizi yeni biliyorsunuz. Şimdi geçen sene başlayan bir organizasyon, evet. Daha doğrusu Ankara'ya geçen sene gelen bir organizasyon. Dediğin gibi takım sayısında artış var. Artık kurumların çok daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Bir de sürekli yenilik yapıyorsunuz. Geçen sene bir Türkiye Şampiyonası kıvamında bir şey organize ettiniz. Doğru. Yani hem bu yenilikler şirketleri cezbediyor. Aslında bu şirketlere sunduğumuz sadece sportif bir organizasyon, etkinlik, bir lig değil aslında. Hani lig formatı altında düzenlediğimiz şey aslında onlara haftalar boyunca bir şirketlerine, kurumlarına bir etkinlik alanı açıyoruz. Yani çalışanlarına. Tabii. Kendi iç iletişim, sosyal bir ortamı sportif bir halde sunuyoruz aslında. Evet. Hani bu pikniğe gitmekle, konsere gitmekle, yemek düzenlemekle, bayi toplantısı yapmakla falan eşdeğer bir şey. Ama bitmiyor. 16-17, bu sene 17. haftadayız. Yani playofflar başlayacak. 16-13 aydır devam eden bir lig var.
Çok hoşlarına gidiyor. Her pazar, her cumartesi insanlar geliyor, gidiyor, birbirleriyle tanışıyor. Eşi, dostu, kızı, ailesi. Bir de böyle bir geniş şey yaratıyor bu iş. Aile yaratıyor, sosyal bir şey yaratıyor. Biz biraz daha o tarafta daha fazla ağırlık veriyoruz. Yani hem sportif bir şey yapıyoruz ama sosyalleşmeyi, işte şirketler arası veya şirket içindeki, kurum içindeki iletişimi sağlamayı ya dönük hareketler yapıyoruz. Dediğim gibi röportajlar, işte söyleşiler. Bunu bir ileri aşamaya götürdük İstanbul partnerimizle görüşerek. İzmir ve Bursa'da da var benzer programlar. Yani 26 ve 28 Mayıs'ta herhalde. Evet evet. Çeşme'de bu sefer bu sene Çeşme. Buradan da söylemiş olalım. Aslında bugün açıkladık. Çeşme'nin Türkiye şampiyonu. Hayır açıkladık zaten. Her bekleniyordu da nerede olduğu belli değildi. Geçen sene Antalya'da yaptık Türkiye şampiyonasını. Bu 4 tane ligin İstanbul, Ankara'daki corporate basketbol ligleri aynı çatı altındaki liglerden. Bursa'da BCBL dediğimiz Bursa Campana Lig var. İzmir'de de Hopkins Ligi var. Onların şampiyonları ve ikincileri 8'li Final 8 tabir ettiğimiz bir şampiyonaya götürdük. Bu sene yenilikler neler peki? Yani geçen seneye göre. Valla bu sene şöyle olacak. Şimdi bir kere şeylerimizi sizler hani stüdyo ortamında alışkınsınız. Biz değiliz. Yani işte bizde. Biz de ne yaptığımızı çok bilmiyoruz. Yok. Ben sizi uzaktan seyrediyorum, yakından seyrediyorum, izliyorum. Bir senelik bir proje aslında. Ben yani bir senedir takip ediyorum sizi, Bülent Aptası, hepinizi. Çok değerli hizmetleriniz var. Görsel anlamda biraz kendimizi geliştirmeye çalıştık. Yenilikler derken. Biz de işte birkaç kameralı sisteme geçtik. HD kalitesinde yayın yapmaya başladık. Canlı yayınlarla Web TV'den canlı yayınlamaya başladık. Yani belki burada hani hedef olarak aslında verelim söylemekte fayda var. Birkaç kamera daha koyup belki kamera pota arkası işte GoPro'larla şeylerle daha canlı aktif pro bir takım hareketleri çekip insanlara vermeyi düşünüyoruz. Evet. Şimdi yani ligde 18 takım dedin mi? Evet. 18 takım, 12 oyuncu, bunun yedekleri, tabii, bunların ailesi falan, bu işin içine kattığın zaman ciddi rakamlara ulaşan bir... Çok memnun musunuz? Ya geri dönüşleri çok güzel, çok güzel. Aslında o motivasyon bizi bu işlerde tutuyor. Yoksa hani çok maddi tarafları çok da önemli bir şey yok bu işin ama hani o geri dönüşler bizi hem motive ediyor hem sporun içinde bir şeyler yapmakta. Alanda veren de yani onlar da keyif alarak geliyorlar. Yani bütün oyuncular kimisi genel müdür yardımcısı, kimisi genel müdür. Evet. Kimisi daire başkanı, kimisi uzman, kimisi güvenlik müdürü, kimisi her başka bir seksiyonda uzman yardımcısı. Çok geniş bir yelpazedeki bir oyuncu kitlemiz var. Normalde bakanlıklarda, kurumlarda birbirlerini göremeyecek. Yani randevu almanız belki bir ay sürecek insanlarla kendileri burada bir oyuncu gibi hissediyorlar kendilerini. Böyle bir ortam. Değerli bir iş aslında. Yani motivasyonlar, hafta içindeki o kravatları atın mottomuz var. Yani Ankara'nın kravatlarını atın. Onun için de belki de bir şey oldu. Yani insanlar kravatları atıp çocuk böyle bir rahat bir ortamda geliyorlar. Hani pozisyonlarda yükselen insanlar oluyor. Uzman başlayıp işte bilmem direktör olan, direktöre başlayıp genel müdür yardımcısı olan. Sen bana bir yok yaptın. Yok, hayır olmuyor. Çok şakası abi valla. Biz de basketbol sevdalılar olarak hakikaten çok memnunuz. Evet. Ankara'ya bunu taşımanızdan dolayı. Evet. Bir kez daha teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Rica ederim. Sizlerin de destekleriyle, medyanın desteği hakikaten çok önemli. Hani sizler biliyorsunuz yani her hafta şeylerde sayfalar dolusu medyada, özellikle Ankara yerel basında en büyük mecralarda konuyla ilgili haberler dönüyor, yayınlıyorsunuz. Bunlar da teşvik ediyor. Burada hani Max FM diğer bir medya kuruluşu, onu da söz etmeden geçmek istemem. O da bir medya sponsorumuz ve destekçimiz. Her hafta maç sonuçlarını, bizim ligin maç sonuçlarını, normal ligin maç sonuçlarının ardından Ankara CBL'de şöyle oldu, böyle oldu, bu bunu yendi, bu bunu yaptı, işte yeni haftada şunlar var diye. Ya Ankara'ya da bir hareket getirdiğine inanıyorum yani. Daha da ileriye götürmeyi planlıyoruz inşallah. O zaman sizin de izniniz olursa CBL'in bir en iyi 5 hareketiyle ilgili bir video. Evet. Hazırlamıştık. Ellerine sağlık. Tabii ki seyredelim. Tabii ki. Bu konuda abi şöyle, eski basketbolcuların da yer aldığı bir lig olduğu için orada hani böyle ultra insanları heyecanlandıran, zevk boyutunu daha da göz önüne koyan hareketler de çıkıyor. Çıkıyor. Ya, tecrübeyle birlikte daha fazla oluyor bunlar. Yani belki 20 tane smaç olmuyor, senede 3-5 smaç oluyor ama hani çok güzel organizasyonlar, çok güzel hücumlar, çok güzel savunmalar olabiliyor. Bunlardan da keyif duyuyoruz. Bunları da işte yaymaya, sizler vasıtasıyla seyretmeye çalışıyoruz. Şöyle abi, bizim programımızın
bazı kurallar vardır ya, yayın kuralları. Evet. Bu programın kurallarından bir tanesi de Damla Hanım'ı her programda güldürmek zorunda. Evet. Baştan böyle bir şey koydum. Şimdi çok güzel videolar hazırlıyor sağ olsun. Bu da bir tanesi de sizin singerle ilgili. Evet. O beş hareket galiba. Çok teşekkür evet, ederiz. Tabii ki seyredelim. En güzel beş hareketle bakalım nelermiş. Evet. Evet, hanımefendiler, beyefendiler ve tabii ki çok sevdiğimiz çocuklar. Yaşamın yeni merkezi Teona'ya hoş geldiniz. Bizimle tanışınca son bulur ev derdiniz. Ankara'nın en gözde semti Ümitköy'de. 90 bin metrekarelik bir ormanın içinde, yani gürültüden uzak, şehre yakın. Ufak bir peşinatla gelen tapuya bakın. Nezih bir yaşam Haziran'da başlıyor Teona. Burada hayat başka. Teona. Bu A-Plus, ormanda bir yaşam first class. Teona, bir başka hız, hayatın tadını alan biraz. Teona. Siz almadınız mı hala? Devam ediyoruz. Halk Enerji 26. haftada kendi sahasında Tofaş'a yenildi. 75-85. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani artık bu sene elimize pelesenk oldu abi bu cümle. Maalesef çok Ankara basketbolu için çok üzücü bir kötü bir sezon geçiriyoruz. Evet. Geçen programımızda bunun sebeplerini konuştuk. Ama ben senden şunu rica edeceğim abi. Bu Ankara basketbolunda gerçekten imzası olan yegane insanlardan bir tanesi. Estağfurullah. Burada sizin ekibinizle birlikte güzel bir oluşum yakalamıştınız. Türk Telekom'da özellikle. Avrupa'da gelen başarılar var. Çeyrek finaller var.
çok değerli oyuncuların kadroda bulunduğu sezonlar var. Doğru. Alınan Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası, Türkiye finalleri. Şimdi o dönemle bu dönemi kıyaslamak belki yanlış olabilir ama bu dönem yapılan eksikler nelerdi abi? Yani o dönem siz bazı şeyleri doğru yaptınız. Bir sistemi rayına oturtarak devam ettiniz. Eksikleri ne olarak görüyorsun? Reçetesi nedir abi bu işin? Estağfurullah. Ben sadece hani kendi fikirlerimi ve yaşamaktan dolayı edinmiş olduğum tecrübelerimi paylaşmak isterim sizlerle. Tabii yani aslında basketbola çok küçük yaşlarda başladım. Çok yeni Bahçeli Gençlik. Onu da aslında seninle paylaşmadım daha önce hiç. Bahçeli Gençlik'te amatör kümede biraz ben oynadım. Ben biliyorum ama abi. Biliyorsundur. Yani çok kısa bir süre olsa da oynadım. Daha sonra işte iş hayatı, yöneticilik hayatı falan derken aktif hayatı bıraktık. Fakat sonra tekrar yönetici olarak döndük. İşte kolejin birkaç sene TED Ankara Kolejleri Başkanlığı yaptım biliyorsunuz. O dönemde genç kolejleri kurduk. Ondan sonra kısmet oldu işte iş hayatı bizi Türk Telekom'a yönlendirdi. Türk Telekom'da Türk Telekom Spor Kulübü'nün basketbol şube başkanlığını yaptım. O sırada gene Genç Telekom'u kurdum. Yani potansiyel altyapı için gerekli şartları oluşturmak için. 2008-2011 arası. Gibi doğrudur. Galiba. 2007, 2008, 2009 o dönemlerde. En iyi 2009. Tabii çok önemli yani, başarılar geldi. Güzel başarılar vardı. Ankara'ya güzel evet iki tane kupa getirdik. Gelmeyen kupalar geldi. Finalistler geldi. Türkiye finalleri oynandı. FIBA'da doğru söylüyorsunuz ilk dörtler, ilk sekizlere kalındı. Ankara ve Türkiye ülkemizi gayet başarılı temsil ettik. Hatta yani hala da yok zannediyorum 2007-2008'de Türkiye finali Fenerbahçe ile Türk Telekom arasındaydı. Evet. 4'lü 5'li final serisi. Fenerbahçe 2 kere geldi, biz 3 kere gittik falan. İlk defa bir final. Yani 30 yıldır falan baktım ben o dönemdeki basın açıklamasını da hatırlıyorum şimdi. Hani 10 yıldır hala yok zaten, 10-15 yıldır gene. İlk defa bir İstanbul takımı İstanbul dışına çıkıp Ankara'ya gelip Türkiye finali oynadı. Evet. Ondan sonra yok yani. Ya işte eski dönemlerde Eczacıbaşı, şimdi işte Galatasaray, Fener, Efes Pilsen veya işte Anadolu Efes, Darüşşafaka hep böyle bir İstanbul Trakya bölgesinin şampiyonası gibi oluyordu. Hatta şaşırdılar yani bir Ankara'ya git gel hemen iki gün sonra İstanbul'a dönülecek tekrar oteller aranıyor falan ya yani böyle bir organizasyon. Ki o zaman o dönemler çok iyi hatırlıyorum. Ankara'da yakalanan sinerji de çok başka boyuttaydı. Evet, evet. Yani Ankaralı da sahip çıkmıştı. Sahip çıkmıştı. Tribünler, stat salonlar, statlar hepsi tıklım tıklım doluydu. 5000 kişi alıyordu Atatürk Spor Salonu'nda. Evet. 5000 de dışarıda kalıyordu neredeyse. Evet, doğru. Peki burada eksikler de dediğim yani gibi. Yani şöyle aslında abi? O dönem ben hani bu dönemin eksikleri nedir ne değildir tam içinde olmadığım için bilemiyorum ama bence Telekom son dönemde aslında güzel bir yolda gidiyor. Yani zaten son aldığı galibiyetler, playoff'taki şansını tekrar sürdürmesi, tabii düşmesi bizim için de üzücü bir şey. İkincilikte temsil etmesi bizi ama mutlaka hak ettiği yere çıkacaktır. Hani doğru hareketler yapılıyor. Doğru hareketler derken altyapıya önem verilecek hamleler yapılıyor. Hepiniz biliyorsunuz spor okulları. Bu işin zaten ana damarı orası. Ana damarı yani. Burası. Doğa sporu içinden gelmiş insanlar yönetici olmaya başladılar tekrar. Spor kulübünün içinde aktif olarak görev aldılar son bir sene, iki senedir. Bunlar hani önemli şeyler şirket ve kurum takımları için. Hani geçmiş dönemde ne oldu? Tabii geçmiş dönemde belki bizim şansımız biraz değil mi? 2006-2007'de aldığımızda kulübü veya işte şirkete girdiğimizde tam özelleştirme süreci yeni bitmişti Türk Telekom'un ve hani kamu sektöründen özel sektöre geçiş dönemini yaşayan bir sürecin içerisinde aldık. Bunu kamuoyuna anlatmaya, markayı biraz daha sevimli, biraz daha kamu dışında sportif veya işte şey kılmaya, sevimli kılmak için ne yapmamız gerekir? Bunu kullanalım dedik. Önerdik de yönetim kurulu başkanımıza, işte yöneticilerimize, genel müdürümüze. Güzel de bir sunumla bunu yapabileceğimizi söyledik. Onların kabul etmesi, bu şartların üst üste gelmesi, o günkü ekibimizin tesadüf olarak hani bizim çevremizde hep bildiğimiz insanların tamam hadi bu işe başlayalım ama hepsi de işine çok hakim. İşine çok hakim yani gerçekten. Yani başta Ercüment Sunter hocamız şimdi kesinlikle. Hakikaten burada kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Çok büyük özveriyle bizim başımıza geçerek bir şey yaptı, hocalık yaptı bize. O sadece kendi hocalığı. Belki de iş bölümümüz çok güzeldi. Yani hani eksikliğimiz veya fazlalığımız derken Ercü Hoca sadece sahada ne yapacağını düşünürdü. Onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmezdi. İşte İrfan sevgili Yücesoy onun sağ dışında ne yapılacaksa oyuncular veya diğer tarafla o sadece onunla ilgilenirdi. Benim tarafta hani idarecilik anlamında kulüp, şirket, kurumsal, finansal ilişkiler ve
ileri dönemki perspektifte ne yapacağımızı planlayıp çok önce. Çünkü spor biliyorsunuz bir sezon sonrası düşünmeniz lazım. Tabii, her zaman yaparken bir 6 ay 8 ay sonra ne olacağım? Yani veya 18 ay sonra ne olacağım? Yani yeri geliyor işte mesela Türk Telekom'dan olmuyor. Biraz sonra bahsedeceğiz ama işte önlerinde bir hafta kaldı. Şimdi geriye bakmanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Yani, hatta bence hani Türk Telekom demeyeyim. Şu anda mevcut ligi bitiren herhangi bir takımın seneye planlarını çoktan yapmış bitirmiş şeye uygulamaya geçmesi i̇şte lazım. İşte bunu yani. Bence kolejden bunları, de beklememiz gerekiyor. Yani doğru. Ligden düşmenin basketbolun önüne geçmemesi lazım. O şevki kırmaması lazım. Geleceğin planlarını yaparken çünkü kolej camiası sen çok daha hakimsin abi. Çok büyük potansiyeli çok. Var. Özellikle altyapı anlamında okulla bütün düşündüğün zaman çok büyük sayıda öğrenci şeyi var. Önemli antrenörler var. Onların yetiştireceği sporcularla bence Ankara basketbolu o eski 5-6 takımlı ligde yer alma sürecine altyapıyı önce kurarak başlaması lazım. Geleceğe yatırımı bence 1 senelik 2 senelik değil de bir 10 seneni garanti altına alacak yapıyı oluşturmak gerekiyor düşünüyorum. Burada da sabır gerekiyor. Tabii yani ki. Aslında hiçbirimizde bütün hani şirketi yöneten kulüplerde yani şirketin sahip olduğu takımlarda diyeyim veya işte ekol olmuş kulüp takımlarında veya okul takımlarında bu sabrı gösterecek yöneticiler iş başına gelirse zaten bu dediğimiz yönetici olur. Bu işi sevmiyorsa yani, hani sene, şey seneye ondan sonra 2 sene sonra ben şampiyon olayım. 3 sene sonra benden 3 tane oyuncu yetişsin. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok yani. Bugün yaptığınız hamleler 10 yıl sonra size meyvesini verir. Minimum yani. Hani 5 yıl, 7 yılda biraz görmeye başlarsınız. Doğru hamleyse 10 yıl sonra görürsünüz. Ama işte yayın öncesinde de konuştuk abi. Ankara'dan milli takıma giden oyuncu şöyle düşünüyoruz. İşte Serkan Erdoğan, Tutku Açık, işte Bekir Yarangüme. Onlardan sonra yok. Yok, doğru yani söylüyorsun. Yani dediğim gibi oyuncu yetiştirme, fabrikanın bu bir fabrikaysa bunun öznesi oyuncu olması lazım. Sonra belki düzgün organizasyon, sonra doğru. Yönetici kısmı. Doğru. Ama o altyapıyı oluşturmak için de sanırım bu işi seven insanların başta olması lazım ve biraz da sabır lazım. Yani çok yönetici yani ya 2 sene sonrasını bile uzun vade sayıyor pek çok yönetici. Yani 5-6 yıldan başlayıp 10 yıla kadar değişen bir vadeyle buna sabır gösterecek yöneticilerimizin olması ama lazım. Ama bu da şunu getirmiyor mu abi? Atıyorum bir Fenerbahçe futbol baz alalım. Şimdi takımı değiştirmek istiyorlar. Evet. Taraftar diyor ki yok ben şampiyon olayım. Şimdi Ankara'da böyle bir baskı yok. Yok. Yani evet, o yüzden zaman her türlü şeyi sağlıyor Ankara. O yüzden bence bu konuda da biz avantajlıyız. Yani geriye bakmaktan ziyade düştük. Aman artık tamam biz bu işi bitirdikten ziyade o sabrı gösterecek yöneticileri başa getirmek gerekiyor. Doğru. Mesela kolej için söyleyeyim. Hani tamam yöneticiliğini de yaptım uzun süre içindeydik. Zaten hala çok yakın arkadaşlarım var yönetimde. Şimdi düşmeleri bir şey anlam ifade etmiyor TED Ankara Kolejleri için. Çünkü ekol olmuş Ankara'ya hatta Türkiye'ye basketbolu sevdirmiş bir kulüp takımından bahsediyoruz. Veya bir okul takımından bahsediyoruz. Yani düşselerdi 2 sene sonra 3 sene sonra çıkabilirler. 3 sene sonra gene düşerler gene çıkabilirler. Böyle bir hani birinci şampiyon olacağız falan diye tabii ki sporda rekabet önemli ama böyle bir şey yok. Bu beklenti olmadığı için aslında daha kolay yakalanıyor. Aynen. Zaten kolej de onun için sık sık düşüyor ve sık sık çıkıyor. Yani hangi takım göstereyim bana sen daha iyi biliyorsun. Hani sen de izledin. Hani kolej herhalde bir 10 kere çıkmıştır 11 aynen. kere düşmüştür. O 10 kere de çıkmıştır neyse. Bunlar hep şeyden dolayı yani bir baskısızlıktan dolayı oluyor. Doğru. Beklentiler o. Belki de başarı geldikten sonra o baskıyı hissetmeye başlayacağız. Evet ama gene Erci Hoca'yı söyleyeyim. Yani Erci Hoca kolejin başında da geçti 3-5 sene, 3-4 sene önce. Yani onunla birlikte de çok ciddi bir başarı yakalandı. İşte FIBA Cup'ta şeyde son 4'lere, son 8'lere kalındı Avrupa'da. Hiçbir Türk takımı yokken Fener, Galatasaray, işte Efes Pilsen, Beşiktaş hepsi elendikten sonra bir tek kolej kalmıştı hatırlarsınız. Puan durumuna da bakalım. Tabii onlar yani yakalanmayacak şeyler değil. Dolayısıyla doğru hareketleri yapınca mutlaka olacaktır. Türk Telekom da playoff'a kaldı yani puan durumuna. Şöyle biraz eğer. Sonra onu geçeceğiz zaten abi. Aslında Damlacığım istersen hemen de başlayabiliriz. Evet. O zaman 26. hafta Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin puan durumu şöyle. Birinci sırada Fenerbahçe 50 puanla bulunuyor. İkinci sırada Anadolu Efes 48 puanla. Üçüncü sırada 47 puanla Beşiktaş Sompo Japan. Dördüncü sırada Darüşşafaka Doğuş var 45 puanla. Beşinci sırada Bamit var 43 puanla. 42 puanla Galatasaray Odeabank 6. sırada yer alıyor. Yedinci sırada Pınar Karşıyaka 40 puanla
8. sırada Gaziantep Basketbol 39 puanla yer alıyor. Yine 37 puanla Tofaş 9. sırada hemen arkasında. 10. sırada İstanbul var. Büyükşehir Belediyesi var. 36 puanla. Yeşil Giresun Belediyespor 35 puanla 11. sırada yer alıyor. 12. sırada Demir İnşaat Büyükçekmece 34 puanla. 13. sırada Murat Bey Uşak yine 34 puanla. 14. sırada Trabzonspor Medikal Park 34 puanla. 15. sırada Best Balıkesir 32 puanla ve 16. sırada Halk Enerji Tep Ankara Kolejiler 28 puanla bulunuyor. Tamam, sanırım burada da kolejden sonra ligden düşecek takım Best Balıkesir olacak. Belli Balıkesir oldu gibi öyle gözüküyor yani şu iki anda. Puan, iki galibiyet fark var. Kalan 4 haftalık evet. Süre kapanması zor. Gerçekten zor. Zor yani basketbol tabii bir şey tabii belli olmaz yani. Ama hani Trabzonspor burada en altta gibi sondan 3 gibi gözükmesine rağmen yani bence daha şanslı bir kesinlikle. Durumda. Halk Enerji Tofaş'a kaybetti yani sen de maçtaydın Buğra abi sen neler söylemek istiyorsun? Yani şöyle bu konuda ben Can Hoca'nın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum abi sen de katılır mısın? Yani düşmüş bir takımın oyuncularını maça motive etmek 40 dakika çok üst düzey basketbol oynanıyor. Çok üst düzey mücadele sergileniyor. Oyuncularını o sertliğin içinde tutabilmek. Çünkü oyuncu diyor ki ben artık düştüm. Biraz kendini göstermek de isteyebilir. Disiplinden de uzaklaşabilir. Can Hoca'nın işinin ben bu noktada çok zor olduğunu düşünüyorum. Yine maçta o konsantrasyon eksikliklerini yaşadılar. Tofaş iyi bir takım. Playoff mücadelesi evet, veren tabii. Bir takım. Zor bir maçtı. Yani ne diyeyim üzülüyorum. Yani tabii hani şimdi ligin en altında gözüküyor TED Ankara Kolejiler. Ha, bütçeye göre de ligin en altındaki bütçeye sahip takımlardan. Bu ligin göre, de yani TBL'nin birinci ligin de altında. Onun da altındaki bir bütçeye sahip. Hani onun bir üstü iki üstündeki Trabzon'la falan bile aralarında dağlar kadar fark var. Üstteki takımlarla 10-20 katlar kadar fark var. Dolayısıyla çok fazla da bir şey beklemek doğru değil ama hani bu bütçeye rağmen ve ilk başta biliyorsunuz yabancısız başlamıştı evet. Kolej lige. Buna rağmen bu görevi kabul edip alıp bugünlere kadar taşıyıp her hafta mağlubiyetten sonra o morali düzeltip tekrar takımı motive edip sahaya çıkarma görevini üstlenen bir hoca ki Can bizim dönemimizde girmiş bir Can Hoca bir kardeşimizdir. O da mezunlardan bir arkadaşımızdır. Bu sorumluluğu üstlenmesi bile, bu özveriyi göstermesi bile onu bence hani iyi koçlardan biri yapıyor. Kesinlikle. Kesinlikle ben ki canım... kaybettiği maçlar da pek çoğunda da beraber seyretmişizdir. Yani bir sayıyla, iki sayıyla, Efes'i son saniye basketiyle falan yani bunlar da oldu. Hem de Efesler işte tabii. Şeyler başka karşıya yani bir, yani karşıya maçı uzatmaya gitti diye hatırlıyorum. Bir maç evet, uzatmaya doğru, gitmişti, doğru. Uzatmada yenildi falan. Yani böyle 3-5 galibiyet de bu bütçe hani 1 liralık bütçeyle 100 liralık bütçelik takımlardan bahsediyoruz. Evet. Bunları bile şans faktörüyle biraz kaybettik. Ama işte beklentimiz yok dedin ya. Ben bu noktada şöyle bir beklenti içindeyim. Dediğim gibi tamam ligden düşmüş olabilirsin. Dediğim gibi defalarca kez düşüldü. Defalarca tabii, lig çıkıldı. Bu küstürmemeli. Yani sponsorluk bazında da küstürmemeli. Kulüp bazında zaten hiç küstürmemeli. O yüzden benim kolej camiasından beklentim bu yönde var açıkçası. Yok şimdi yani ben birkaç sene öncesine kadar da kolejde yöneticilik görevim sırasındaki inşa edilen sportif tesisler var. Onlar açıldı bitti. Yani yaklaşık 20 bin metrekare falan kapalı alanda 3 tane basketbol sahası evet. Beden eğitimi dersi için yapıldı ama sonrasında tabii ki işte kulüp müsabakaları, antrenmanlar, altyapıların, spor okullarının yapılacağı yerler, yanında tenis kortları, kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu, yani sportif bir kompleks hizmete girdi 2-3 sene önce kolejde. Ha bunun işte hep sabır, yani bu 4. sene bir kimse yetiştirmez ama 10 sene sonra muhtemelen o çarkın içinde, o düzenin içinden yetişmiş sporcuları inşallah burada tekrar i̇nşallah, tartışırız. İnşallah gösterme imkanını sevgili Damla bu sefer onların en iyi 5 hareketlerini falan yaparsın. Damla bu konuda çok başarılı. Çok güzel videolar olur. Onları şey yapar, bize izlettiririz. Ben biz de memnun oluruz. Hayır kesinlikle gerçekten çok başarılı buluyorum yani hiç tartışmaya açık bile değil yani. İstersen yavaş yavaş evet. TBL 1'e geçelim. Basketbol 1. ligine bakalım.
Burada, ondan sonra zaten Zafer Kalaycıoğlu'na bağlanacağız. Evet, bu arada hakikaten tebrik etmek gerekiyor. Evet. Yani büyük iş yaptı. Büyük iş. Çok büyük iş hele yaptı. İki Türk takımının Zafer final hocamız oynuyor olması, finalde karşılaşıyor olması bambaşka çok, bir gurur kaynağı. Çok çok büyük iş yaptı. Zafer Hocam da Fenerbahçe'nin Panathinaikos maçını takip ediyormuş. Evet, devre arasında görüşelim diye rica etti. Evet, evet. Şöyle, biz hep şunu konuştuk abi. Türk Telekom playoff'a kalma işi tamamen kendi elinde. Evet. Bu hafta da gerçekten çok mucizevi bir galibiyet. Ki bu hafta gelemedim maça. Son saniye üçlüyle. Yani 7-2 saniyede aslında. Aynen. Sonra tekrar seyrettim televizyonda. Mucize üçlükle. Yani 99'a 100. Evet. Yani böyle bir şey olamaz. Ama bu ben şu açıdan bakıyorum. Alınan galibiyet çok değerli. Kabul ediyorum evet. Ama sen 20-25 saniye kala 7 sayı geride evet, olacaksın. Bırakmıyorsun. Maçı kazanacaksın. Bu işte playoff'a gireceğim inadı, evet, inanmışlığı, isteği, tabii, bütün olmanın bu en büyük göstergesi. Kesinlikle. Yani bu maç kaybedilseydi, arkadan Samsun Büyükşehir Belediye geliyor, Anakent geliyor. Evet, evet. Onlardan çıkmak daha, zor da olurdu. Çok evet, daha kritik hale gelecekti. Şimdi artık herhalde kesin tabii. Yani neyse 90 diye. 190'ların üzerine kaldı gibi. Muğla Orman'da düşüyor galiba. Düştü, değil mi? Düşmesi kesinleşti. Aynen, takımlardan biri. Evet. Nisan cumartesi günü. Şimdi playoff hesapları, playoff şeyleri. Yani Telekom burada işte şöyle bir avantajı olabilir Telekom'un. Hani şimdi lige başlarken Telekom şampiyon olacak takımlardan biri olarak gösterilmedi. Tabii, evet. Gösterilmedi. Ama hani playoff'a kalması ve onun şampiyonluk adayları arasına girmesi kendi içinde bir motivasyon kaynağı olabilir. Ben hepsi çok yakından tanıyorum. Yöneticileri de arkadaşımız. Çok düzgün hareketler yapılıyor. Şeyleri yani idari kadrosu, teknik kadrosu çok güzel işler yapıyorlar. Artık playoff başka bir aşama. Tabii gece playoff lig gibi değil yani. Playoff'ta bir kez bir canını yaktın mı bir takımın bir üste çıkıyorsun. Aynen öyle. Bir kere daha yaktın mı finaldesin falan. Yani çok değişik bir atmosferdir playoff. Buradan başarılar diliyoruz. Aynen Telekom'a. Başarılar diyelim mi? Çok hani ilk göz ağrılarımızdan biri keşke şey olsa. İnşallah olur. Başarılı olsa. En başarılı sezonlarında imzası olan kişilerden birisiniz. Şu anda Türk Telekom eksiklikleri neler? Siz yani işte temin de biraz anlatmaya çalıştım. Aslında dönemsel olarak eksikliklerini, fazlalıklarını dönemsel olarak şey yapmak, değerlendirmek lazım. Hani bizim bulunduğumuz dönemde hani tamam hani mütevazilik olarak kabul etmeyin bunu. Şartlar uyumlu hale geldi. O dönemin şartlarına göre de güzel bir kadro, güzel bir şey oluşturuldu. Uyum vardı öyle söyleyeyim size. Aslında hani tek önerim, yani önerim demeyeyim de tecrübemin masaya yansıması çok idarecisinden takım antrenörüne, takım antrenöründen oyuncusuna, tepedeki genel müdürden kulübün başkanına kadar herkesin uyum içinde olması ve birbirine sırtını dönebilecek kadar yakın hissetmesi. Doğru, buna artı olarak da bence ben onun dışında bir şey diyemem. Hedefi koyarken çıtayı yüksek koymak lazım diyoruz ya. Gencer Baytömür, baş antrenör. Tabii, geçen hafta telefonla bağlandığında programımıza şunu söyledi. Biz bu sene çıkmak istiyoruz. Ama çıkamadığımız takdirde önümüzdeki sene çıkacak takımı sene başından itibaren oluşturacağız. Telekom bu sene biraz takım kurmakta geç kaldı. Onun sıkıntılarını da yaşıyor. Ama playoff hakikaten başka bir mecra abi. Playoff'a girdikten sonra çok değişik. O heyecan başka bir mecra. Galibiyet çok şeyi değiştirir. Hı-hı. Bir turu geçmek tabii, çok fazla tabii, şeyi tabii, değiştirir. O yüzden inancı tam da destek yükseltir kendisine. Tabii inancı da yükseltir ve Telekom bunu yapabilecek kapasitede olduğunu gösterdi. Oyuncularıyla kadar gösterdi. Kesinlikle. Kendisi de gösterdi. Yani son saniye basketiyle bir üstündeki farklı bir takımı yenip yarı finale de kalabilir. Yani aynen öyle abi. Finale de kalabilir. Orada finalde işler hiç belli olmaz. İnşallah bu Telekom'un çıkışıyla birlikte Ankara basketbolu arkasından kolej gelir. Valla ben orada bir eğer vaktimiz varsa bir fikrimi daha abi söylemek isterim. Hani soruyorsunuz Ankara basketbolunda işte şey aslında hani 20'li yaşlarda oynadım amatör kümede. Şimdi 50'li yaşlardayım. 30 yıldır bir şekilde bir taraflarında olmaya çalıştık. Ondan daha evvel de rahmetli babam 72-73 yıllarında Türkiye'nin ilk basketbol dergisini işte Armağan Asenalar'la, şimdi eski Hacettepe rektörümüz Uğur Erdener'le, Seyfi abimiz buradan selam ve saygılarımızı gönderelim Kuş Timur'larla beraber bir dergi basıp çıkarmış ve sahipliğini yöneticiliğini yapmış. O dergiden de bir tane getirdim size program hediyesi olarak da vermek çok istiyorum. Teşekkür ederiz abi. Belki bir arşiviniz vardır. Şöyle tutayım, şuna mı tutayım, şuna tutayım. Evet. Evet, orada. Bunu size vereyim, şey yapalım.
Vallahi çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Tam arşivlik 1973. Daha biz o zaman basılan, yokuz bile. Evet, tıpkı basın bir sayısı. Ben de babamdan kalan. Teyzem bile yok. Evet. Babamdan kalan en önemli şeylerden biridir bu. Bu zannediyorum sizin gerçekten çok çok değerli programınızda, arşivinizde kıymetini, yerini bulacak bir dergidir. Yani şöyle okuyayım abi. Hani sağ işte Uğur Erdener, Seyfi Kuştimur, Muzaffer Er Yılmaz eski Çankaya Belediye Başkanı yer almış. Hepsi de basketbola bir şekilde demek ki önem vermiş. Ben bunu önce size şey yapayım, takdim edeyim. Teşekkür ederiz abi. Oradan şuraya geleceğim. Şimdi buradaki takımlara bakın o gün fikstürde. İşte Hacettepe'si var, Koleji var, Muhafız Gücüsü var, işte bilmem Yenişehir o var. Pek çok şu anda bulunmayan takımlar var. Belki de Türk Telekom gibi kurum takımları, Kolej gibi okul takımlarının yanında Ankara'nın değerli kulüplerin de basketbola yatırım yapmasında fayda var. Yani Ankara Gücü. Yani Ankara Gücü. Yani Gençler Birliği. Neden yapmazlar? Ben hani eski başkanlardan Cemal Aydın'ı hatırlıyorum. Cemal Aydın beyefendi başkanımızı. Ben de o dönem kolejin başkanıydım. Zaman zaman rekabet içinde de olduk ama o zamanlar bir küçük yatırım vardı. Büyüttüler. En azından şube kuruldu. Şube yani. Kuruldu. Şube vardı. Mücadele ediyordu ikincilikte. Birinci lige çıkma hevesi vardı. Bir anda kesildi. Gençler Birliği hiç yatırım yapmadı. Niye yapmıyorlar? Niye yapmazsınız? Hani bu çok futbola akıttığınız, futbola sarf edilen hem çaba hem emek hem para kadar bir şey harcamıyorsunuz basketbola. Zaten bu işte abi. Ben şöyle orada düzgün bir kadro, düzgün bir şey. Şehir arkanıza alırsınız. Yani ben zaten hakikaten sesleniyorum. Şey, Ankara Gücü ve Gençler Birliği yöneticilerine. Lütfen branşı kurun. Arkanızda taraftar desteğiniz var, arkanızda şehir desteğiniz var. Ankara'nın bu kadar yönetici, bu kadar idareci, antrenör, oyuncu geçmişine sahip pek çok insanı var. Kaynak çok. Kaynak çok. Hani birilerini aramanıza gerek yok. Evet. Bunu da bir antiparantez. Zaten ben şöyle düşünüyorum abi, Türk sporuysa asıl konu. Evet tabii. Futbol kulübü olmaktan çıkmak lazım. Spor kulübü tabii, haline gelmek. Tabii. Tamam. Atıyorum bir Fenerbahçe. İşte şu anda. Kürek'te de var. Euroleague'de basketbolda aynen da var, öyle. Futbolda da var. Yani. Bu sistemi Ankara'da oturtmamız lazım. Biz Ankara'da maalesef amatör sporlara biraz belki var diğer branşlar ama bir bütün halinde bunu bir topyekün halinde o sistemi oturtup futbol amenna bizim başımızın tacı olsun. Evet. Ama yanında basketbolu da koy, voleybolu da koy. Ki bunlar denendi, ısrar edilmedi maalesef. Israr edilmedi. Neden edilmedi? Yani aslında artık salonlarımız var, 10 bin kişilik salon. Yani aslında kulüpler de bundan nemalanabilir. Yani nemalanabilir derken geri dönüşünü anlamında para kazanabilir, yatırımlarını geri çıkarabilir. Ankara'ya değerli bir takım kurarak kendi adlarını duyurabilir. Rekabet içinde İstanbul, Ankara, yurt içi, yurt dışı kupalarda rekabet edebilir. Bu heyecanı yaşatabilir. İşte bunlarla altyapıyı besleyebilir, hedef aynen gösterebilir gençlere. Hani bir tek iki kulübün üstüne yüklemeyelim Ankara'nın basketbolu. Zaten rekabet olmalı da. Yani koleje dönüyoruz. Sonuçta bir okul takımı. Yani okulu var. Okulu yönetmekle meşgul. Bunu yan iş olarak yapıyor. Yani yan sosyal faaliyet, spor faaliyeti. Telekomünikasyon devi. Bu da bir şey. Esas ana asli görevi değil. Spor kulübü değil. Yönetmek veya sporla uğraşmak. Ama Gençler Birliği, Ankara Gücü spor kulübü. Asli görevleri bunların. Doğru, sporla uğraşmak. Nokta. Yani bilmiyorum medya, hani sizlerin ortamında söylüyorum bunu. Duyan var mıdır, duyacak olan var mıdır bilmiyorum ama gündeme getirmek istedim. Bizi duyuyor musunuz? Lütfen duyun bizi. Ankara Gücü ve Gençler Birliği yöneticileri. Bu arada Panathinaikos Fenerbahçe maçının, Euroleague maçının ilk yarısı tamamlandı. Evet. Maalesef 14 sayı Fenerbahçe, 42-28 geride. Ama çok potansiyel bir takım yani her an her şey bir maç bitmiş değil. Her an her şey olabilir. Ben gelmeden bir baktım. Panathinaikos karşısında Fenerbahçe baş geride kalmış. Şöyle yani Yunanistan deplasmanı zor Yunanistan'da bir deplasman. Yani yanlış bilmiyorsam Türk takımlarından sadece Anadolu Efes'in bir galibiyeti var. Doğru söylüyorsunuz. Onun dışında Türk takımının Yunanistan'da Panathinaikos'a karşı galibiyeti yok. Biz Türk Telekom'da PAOK'u yenmiştik birkaç kere. Tamam, ona tamamım o zaman. Valla oradan çıkacak bir galibiyet çok şeyi değiştirir abi biliyorsun. İki maç Pire'de oynanıyor. Evet. Bir galibiyet dönerse İstanbul'da iş biter diye düşünüyorum. Evet. Bakalım yılın ikinci yarısı nasıl olacak. Kolay gelsin, başarılar diliyoruz tabii onlara da. Abi burada TBL'ye geçmişken, birinci lige geçmişken çok önemli takımlar var. Çok önemli yatırım yapan, Süper Lig'i isteyen takımlar var. İşte bir Nesinekom Eskişehir Basketbol, Ali Badem Üniversitesi var, Sakarya Basketbol var, şimdi Petkim en büyük bir şey. Dev bir petrokimya tesisi olarak. Aynen öyle yani bu konuda aldı. Çok şeyler. Bunların arasında barınmak da zor galiba.
Zor yani, aslında hepsi çok yatırım. Ya geçen sene de Acıbadem biliyorsunuz çok yatırım yaptı. Çok istiyor. Sakarya gene öyle. Eskişehir düştü tekrar. Ya Sakarya çıktı gözüyle bakılıyordu. Gibi bakılıyordu. Yani bu takımlar aslında hakikaten birinci ligimiz bizim çok ciddi değerli bir lig halinde geldi. Hele o 6 yabancılı sistemde. Evet. Şimdi hani bütün önem verdiğimiz değerli Türk oyuncuların tamamı neredeyse birinci ligde oynuyor. Çok kaliteli, çok keyifli bir lig haline yani geldi. Kalitesi arttı, gerçekten arttı. Çok çetin maçlar yapılıyor. Yani şöyle bakıyorum abi, ilk 8 takım yani 8. sırayı belirleyecek takım Türk Telekom belirleyecek. Aynı puanda, averajla evet. gidiyorlar. Bir üste bakıyorum, bir galibiyet fark var. Yani ilk üçe bakıyorum, hepsi 27 galibiyet almış. Orada çok değişik bir başka evet, bir yarış var. Başka bir şey var, doğru. Ligin her yeri, belki biraz düşenlerde erken kopma oldu. Evet, aşağısı biraz şey. Allah'tan Mamak Belediyesi kaldı. Belki onlar da ya seneye... onlar da son 3-5 maçta işte yani onlar şey da belki seneye yatırım yaparlar da daha fazla takımlı bir lig haline geliriz. Yani Mamak'ın salonu var. Belediye çok ciddi yatırımlar yapıyor ya. Yani işte bunları bir araya getirecek bir bence kulüp gücü lazım. Yani belediyenin de asli görevi değil aslında sportif faaliyetler içinde bulunmak. Belediye faaliyetleri içinde bulunması gerekiyor. Yani yan olarak tam sosyal ve sportif alanda da destek verebilir. Evet. Kulüp takımına destek verebilir veya başka bir şeye verebilir ama kulüplerimizi, ben yani Ankara kulüplerini hakikaten bu konuda sorumluluk almaya çağırıyorum. İnşallah. İnşallah. Duyun sesimizi. Evet. Duyun hadi sesimizi. Şimdi evet. Buradan mesela Telekom'un son maçına bakıyorum, Akhisar Belediye maçına. Şimdi yabancı oyuncularından katkı almak artık bir adet haline gelmiştir. Beklentidir daha doğrusu. Evet. Adet haline gelmiş demeyeyim de. Yani Maki çıkmış 28 sayı atmış. 6 rebound, 6 asist yapmış. Evet. Ben burada şu noktayı çok daha değerli buluyorum. Birinci yani Süper Lig tecrübesi olan, hakikaten tecrübeli oyunculardan mesela bir Serhat Çetin var. Burada takımın saha içindeki yükünden ziyade bu oyuncular sanırım artık takımın abisi rolünü üstlenip takımı bir arada tutmak. Şimdi Gencer abi gibi bir tecrübeli bir isim var ama oyuncuların kendi arasındaki ilişki bambaşkadır. Tabii, onların tabii, motivasyonunu tabii. sağlamak çok başkadır. Yenilgiler sonrası takımı ayağa kaldırmak bence oyunculardan başlar. Bu noktada mesela ben Serhat Çetin'in çok önemli katkılar yaptığını düşünüyorum. Saha içi ve saha dışı olarak. Serhat bu konuda sorumluluk alıyor da zaten. Yani daha da alırsa playoff'ta hakikaten Serhat'ın önderliğinde Telekom ileri gidebilir. Burada eşleşme de mesela şimdi playoff'un son hafta normal sezonun son haftasına geliyoruz ama biraz önce değindiğimiz konuda Telekom mesela 8. bitirdi diyelim. Hı-hı. Şimdi kiminle eşleşeceği hala belli. Hala belli. Evet, tabii evet. Üstteki yani, o onu yenerse, bu bunu yenerse değişiyor. Eskişehir'e mi gidiyor? Petkim'e mi gidecek? Sakarya'yla mı eşleşecek? Bu eşleşmeler belki çok önemli değildir ama hala eşleşmenin belli olmaması ligin kalitesinin bence en büyük göstergelerinden bir tanesi. Doğru. Yani hesap kitap yapılamıyor. Kesinlikle. Yani nedir? Gibi. Atıyorum Nesine .com Eskişehir Basket. Birinci bitirmeyi garantiledi diyelim. Telekom bundan sonraki hedefini oraya çevirir. Eksiklerini çıkarır, artılarını çıkarır, kendi eksiklerini çıkarır, oyun sistemini değiştirmeyi. Ya bir kontrolü eline almaya çalışırsın, bir açığını kapatmaya çalışırsın. O da yok. Evet. Bunları artık Damla maçları takip ederek bize getirecek. Umuyorum. Damlacığım şeyin yok mu? Videon yok mu? Videom var. Evet, bir videom var. Ne hazırladın bu hafta bize? Bu hafta size çok güzel smaçlar hazırladım. En beğendiğim smaçları bir video haline getirdim. NBA ağırlıklı oluyor tabii ki. Hı hı. Bakalım. İzleyeceğiz mi? Evet, izleyeceğiz. Better start than game 3 when he went 0-10. Crowd, that's great.
Simmons trying to haul it in. First trip down in San Antonio this year. Oh my goodness. He had a dunk similar to that at the end of the game. So everybody knows the scouting report. This guy can get up high. He had 19 against the Blazers. Yes, Sergio Rodriguez. Long arms of Brandon Ingram, yes. Even though he seemed like he was out of the play. Days. Reaches down, kicks it, and then falls out of bounds. Yes. I'll share at the top of your screen over here. Same for Jason Terry. And meanwhile, the Cavaliers. See. And taken by Decker, and Decker's got a. Oh, he falls down. He's going all the. Kemba, don't start dancing. No, no, baby. Oh, şimdi çok önemli başarı daha var abi konuşmamız gereken. Evet. Biraz önce biraz değindik ama FIBA Kadınlar Avrupa Ligi. Burada yakında üniversitesi kazandı. Doğru. Çok Zafer. Lafınızı unutmayın. Bir telefon bağlantımız var. Zafer Kalaycıoğlu ile birlikteyiz. Alo hocam, merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhaba Buracığım, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Avrupa'da kazandığınız büyük başarınız için sizi tebrik ediyoruz öncelikle. Çok sevindik. Teşekkürler, çok sağ olun. Yani hep beraber yakında üniversitesi olarak bütün Türkiye'ye, bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne böyle bir mutluluk yaşattığımız için biz de çok mutluyuz. Tebrik ediyoruz Zafer Hocam. Hakikaten buradan çok değerli bir kupa getirdiniz. Hem ülkemize hem Kıbrıs yakında üniversitesine, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz bu vesileyle. Zafer Hocam, şimdi sizden mutlaka bu işin çok püf noktaları vardır. Bunlar hedefleri belirlerken önünüze çıkacak tüm engeller hesaplanmıştır. Çözümleri üretilmiştir. Ben sizi fazla yormadan bu yolculuğu bize biraz tarif edebilir misiniz? Nasıl başladınız ve mutlu sonla bitirdiniz? Bu serüven nasıl devam etti? Gerçekten aslında çok ince detaylarına kadar planlanmış bir serüvendi. Yani bunun ilk başlangıcı ve püf noktası şu. Home court avantajı dediğimiz ev sahibi olma avantajını elde etmeniz gerekiyor burada şampiyon olmanız için. Biz bunun da anahtarı grup maçları ilk sezon başında biliyorsunuz 8 grup vardı. 32 takım 4'erli ayrıldık. Burada grup maçlarında yaptığınız maçlar ve skorlar çok önemli. Biz oralarda mümkün olduğunca çok farklı galibiyetler almaya çalıştık. Çünkü hedefimiz her gruptan 2 takım toplam 16 takım playoff'a kalıyordu. Ama bu sıralamayı 1'den 16'ya kadar sıralamayı galibiyetler ve galibiyetlerin eşit olması halinde attığın 7'in sayı avarajıyla oluyordu sıralama. Biz ilk başta bunu hesaplayarak 4 sayılık sadece birinciden 4 sayılık farkla ikinci sırada bitirdik. 32 takım arasında ikinci olarak bitirmiş olduk yani. Ve playoff'larda bizim grubun ikincisi de 16. sıradan playoff'a dahil oldu. Yani bizim grupta öyle kolay bir grup değildi. Bakmayın siz, bizim grupta Gudenciz Gözüce ikinci oldu ve burada o 16 takım arasında bizim üstümüzde bitiren birinci olan takımı eledi. Evet. Bu bizim işimize şöyle yaradı. Böylece bizim üstümüzde hiç takım kalmayken biz final dahil bütün maçları ev sahibi olma avantajını elde etmiş olduk. Ve bu avantajla da çok zor takımlar bizim ayağımızda bu eşleşmelerde bize denk geldi aslında. Yani Alman takımı zorluydu, Kelten takımı, ondan sonra İtalyan takımı, Venezia gerçekten zorlu bir takımdı. Hatta biz mağlup olduk yani onlara, şimdi deplasmanda mağlup olduk. Sonra kendi sahamıza yenerek bir üstüne çıktık. Ondan sonra Fransız, El Metropol muazzam bir takım. Bundan önceki kupanın şampiyonu gerçekten muazzam bir kadro ve onları da eleyerek son dörtte kaldığımızda dört Türk takımı gördük. Yani bütün zor takımları biz eledik aslında. Orada da Galatasaray'la eşleştik. Galatasaray'da eledikten sonra finalde Kayseri, Agü, Belano, Agü geldi karşımıza. Bu da Türk basketbolu açısından çok önemli bir nokta değil mi hocam? Kesinlikle. Yani burada
finaller gerçekten çok güzel, köşeler de dahil, çok uç noktalar da dahil oluyor. Tabii sponsor, Milyoner.com, şimdiye kadar böyle bir sponsorluk bulunmadı. Milyoner.com kadınlar ligi, ligimizin adı. Tabii devlet desteği dediğim iddia gelirleri de çok önemli. Bütün bunlar olunca tabii kadın basketbolunda da daha iyi oyuncular Türkiye'ye geldiğini, bunun göstergesi de Eurocup'ta 4 takım. Sonra da kaldı 4 Türk takımı. Ve burada da şampiyon yakında üniversitesi olarak biz olunca bizim mutluluğumuzu tabii tarif etmenin imkanı yok. Biz bunu daha iyisini aslında daha gerçek sevgiyi ve ilgiyi kupayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürdükten sonra gördük. Ertesi gün kupayı aldığımızın ertesi günü biz hep beraber takımca Kıbrıs'a gittik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, sonra Başbakan, sonra Meclis Başkanı, hepsi ve yakın doğu üniversitesi öğrencileri ve mütevelli heyeti başkanı Suat İmsal. Yani gerçekten müthiş bir ilgi, müthiş bir sevgi gösterisi vardı. Hepimizin gözleri doldu. Peki hocam, bu başarı mutlaka sizin önümüzdeki senelerde Avrupa Kupası'nda da bir yeni hedefler doğurmuştur size, ama şu an normal sezon tamamlanmasına bir hafta kala ligde de lider konumdasınız. Herhalde artık lig şampiyonluğu sesleri de yükselmeye başlamıştır kulüp içerisinde. Valla şimdiye kadar bu başarılara gelmeden önce de step by step adım adım gittik. Şimdi önce de yarınki maçı kazanıp ligi birinci bitirelim. Bu birinci bitirmek bize Euroleague katılmayı garanti edilmiş oluyor. Çünkü Eurocup kazansanız bize Euroleague FIBA isterse almayabilirsiniz. Ligdeki sıralamaya bakıyor. Onu garanti edilmiş oluyoruz yarınki maçı kazanarak. Ondan sonra karşınızda playoff'ta, cumartesi günü hemen başlıyor playoff. Ya İstanbul Üniversitesi ya Mersin Büyükşehir Belediyesi çıkacak. O turu geçtikten sonra ancak yarı final ve final maçları için konuşabiliriz. Yani burada bir bitirdiğimiz takdirde ikinci turda 4 ve 5 galibiyle oynayacağız. 4-5'te biliyorsunuz yakında o Kayseri Belalı Akü ile Beşiktaş oldu. Evet. Hangisinin geleceğini bilemem tabii, ama tabii onlar da kendi rakiplerini eledikten sonra yani biz de onları bekleyeceğiz. İnşallah güzel bir müsabaka seyrettiririz. Sonra finali konuşacağız. Anladım. Hocam tekrar başarınız için tebrik ediyorum. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için, bizi kırmadığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederim. Her zaman beklerim. Ne zaman isterseniz. Çok naziksiniz. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Yayınlar diliyorum. Evet. Programımızı kırpayı. Ya tamam, bu sefer tutturduk mu? Evet, Zafer hocamız da, Zafer hocamız da güzel var. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Gerçekten ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. Çok mersi. Benim için de öyleydi. İnşallah. Değişiklikler oldukça yaparız. Da lütfen konuşalım. Tabii ki zaman zaman. Belki de Ankara kulüpleri branş kurarsa gene gelir. Teşekkür ederiz. Tekrardan konuk oluruz abi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar. Yolunuz açık olsun. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Bunu değerli bir şeydir hakikaten. Kesin ben açık açık söyleyeyim. 73 yılına 45 yıl falan oluyor. 44-45 yani yıllık falan bir dergidir. Klas Spor ailesinden ben bunu çalarım abi. Bu benim arşivime girer. Ben size emanet ettim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya Salı günü 9'da yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet, hanımefendiler, beyefendiler ve tabii ki çok sevdiğimiz çocuklar. Yaşamın yeni merkezi Teona'ya hoş geldiniz. Bizimle tanışınca son bulur ev derdiniz. Ankara'nın en gözde semti Ümitköy'de. 90 bin metrekarelik bir ormanın içinde, yani gürültüden uzak, şehre yakın. Ufak bir peşinatla gelen tapuya bakın. Nezih bir yaşam Haziran'da başlıyor Teona. Burada hayat başka. Teona. Bu A-Plus, ormanda bir yaşam first class. Teona, bir başka hız, hayatın tadını alan biraz. Teona. Siz almadınız mı hala?